30'lardan ellerinde tuttukları bir defter liste yok. yok. Açmıyorlar, bakmıyorlar. Bu çocukların ben orta yolu bulacaklarını, bizim yaptığımız hataları da yapmayacaklarına inanıyorum. O yüzden bu kuşağın bu helalleşmeyi çok kolay gerçekleştireceği kanaatinde değilim. Ama temennisi bile, konuşmalarınız bile ümit verici. Yani bir CHP'li milletvekilinden uzun zamandır duymadığımız bir şey. Siyaseten olsa bile razıyım. Hazreti Mevlana'ya iki kişi gelmiş, demiş ki Hac'da Şems-i Tebrisi'yi gördük. O da çıkarmış kavuğunu vermiş. Gidince yanındakiler demiş ki Hazreti Şems öleli 10 yıl oldu. Bu adamlar doğruyu söylemiyor. Zaten doğruyu söylese canımı vereceğim diyor. Adını bile duymak yetiyor. Bunların sözlerini bile duymak güzel bir şey bir CHP'li açısından. Bunu kurumsallaştırmak gerekiyor. Yani sadece retorikte kalması olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık kurumsal olarak eğer böyle bir strateji, böyle bir perspektifiniz ve şeyiniz varsa Sayın Kılıçdaroğlu'nun kişisel çıkışını Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsallaştırması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde asıl zor de bunu olan gör... da o diye başlamıştı zaten Bülent Tezcan. Yaparız. İtirazlara rağmen evet. Yapıyoruz. Yani biz şimdi vatandaş olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni izleyenler olarak helalleşme dediğiniz bu sıra dışı ve ezber bozucu çıkışın sahadaki yansımalarını görmek istiyoruz. Yani ne yapacaksınız, kimlerle görüşeceksiniz, nasıl bir planınız var, nasıl bir adımlar atacaksınız, bunu kurumsal olarak nasıl yapacaksınız, bunu göreceğiz. Ben şahsım adına ön yargısız ve hatta ümitvar olarak bu süreci takip edeceğim. Ama yanlış yaptığınızda veya yapmadığınızda ve adım atmadığınızda, bunu bir retorikte kaldığında da eleştirilerimizin olacağını da görmeniz gerekiyor. Ben son derece heyecan verici bir süreç olarak görüyorum bunu. Teşekkür. Kemal Bey'den mülhem son cümlemi söyleyeyim. Oradan ilham alarak söyleyeyim. İşte tam da bu helalleşmeyi bu listeleri yok ederek başlatalım. Yırtın onu yani, hemen yırtın şimdi. Yırtın hadi kendiniz. Siz yırtın. Resul Bey hadi siz deyin. Yırtın hadi. Hadi Resul Bey. Yırtın. Ben yırtım. Bülent yırtamadı Bey söylediği yani. Gibi niye yırtmayalım yırtacak, canım yırtacak. Yırtarız. Yırtacak. Ben yırttım. Hadi tarihi bir anla açık ve nette. Yakın peki, görün Resul Bey'i. Bunları şimdi, işte bu bunları yırtarak Bülent Bey, başlayacağız. Bülent Bey sizin geçmişteki bu söylenenler liste derken ben liste tutmuyorum. İnandırıcı olabilmesi için anladım, o zaman başlaması lazımdı. Konuşuyoruz bir yerde işte. Bakın, o zaman başlaması lazımdı, başlamadı. Seçimler 18 ay kala bu işin şey, ortaya çıkması, bu ezber bozucu şeyi. Yırtmıyor ben bir seçim, diyor. Yırtmıyor, seçim, bak seyirci yırtmıyor diyor. Seçim yatırımı olarak sizin şey... Aa, bizim yırtmıyor. Habertürk kağıtları. Habertürk'ü jelaton şey yapmışlar. Yani seçime 18 ay kala böyle bir adımı... Ben bir siyasi taktik olarak değerlendiriyorum. Samimiyetini evet göreceğiz Kemal Bey'in dediği gibi. Kimlerle nasıl helalleşeceksiniz ve bu işi nasıl hayırlı gerçekleştireceksiniz? Olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ben Kemal Bey'in adaylığına hayırlı olsun, hayırlı olsun diyorum. Memnun oldum. Espri de güzeldi sonundaki. Yani neyi yırttılar diye yarın programı izlemeyenler sosyal medyada bu bölümü görürse ben altını çizeyim. İki liderin birbirine geçmişte yaptığı hakaretleri sıraladılar ve bunları unutalım diyerek hem AK Partili Resul Tosun hem CHP'li Bülent Tezcan o hakaretlerin hepsini yırttılar. Biz de vatandaşlar olarak bir daha böyle bir dil gerçekten görmemeyi en azından diliyoruz tabii, tabii, diyeyim. Güzel.